Bugün Buharkent Festek'teyiz. Şimdi her zamanki gibi köye doğru koşuyoruz. Köye girer girmez köy kahvesine geldik. Çok nostaljik bir kahve Volkan abi. Nostalji kıraathanesi. Böyle o eski nostaljiyi yaşayacağız şimdi içeride. Buyurun gelin. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İzzet abimin yanına geldik. İzzet abim nasılsın bakayım? Allah'ım çok şükür iyiyiz. Sizler soğumalı. Çok şükür iyiyiz. Bize... Televizyonlar seyrediyor. Buraya geleceğinde haberimiz yoktu. Geleceğini bilseydik. Bizden baktın bulunmuş gelmiş dedin. He. Değil mi? Şimdi gökten düşmüş gibi oldu. Ne anlatalım? Sen beni buraya anlat. Burası nasıl bir köy? Köyümüz çok güzel bir köy. Nereye İnsanlarımız da iyidir. Misafirperverdir. İncirinden, zeytinden geçimimizi sağlıyoruz. Peki böyle eski bir köy mü abi? Gerçekten eski bir köyümüz. Yıllar önceden. Böyle. Zeytin var, incir var. Her şeyimiz var çok şükür. Karayolun çok yakın zaten. Yeteri asfaltın üzerindeyiz. Hemen yakınız. Asfaltın üzerinde. Hemen asfalt üzeri. Ovaköy. Ovamız gibi aynı köyümüz güzel bir köydür yani. Böyle yukarıda adı yerleriniz var mı abi? Var, daha köylü, yukarı gelen yerlerimiz var. Oralarda incir zeytin yapıyorsunuz. Oralarda zeytinimiz olmuyor, incir de olmuyor. Sadece arazimiz var öyle. Arazilerde bir şeyler işliyorsunuzdur. İşliyoruz. Peki insanların zaman nasıl geçiyor burada abi? Zamanımız çok güzel geçiyor. Dağlarımız var, yaylalarımız var, geziyoruz. Oralar çıktığım sinir size zaten kalmaz. Boğaç ağaç her şeyi unutursun. Değil mi? Mis gibi hava mis olunca. Mis gibi hava, havamız güzel. Abi çok peki güzel incir dönemi bitti. Bitti. Zeytin de bitti herhalde. Bitti, o da bitti. Ne ediyorsunuz şimdi? Hazır günlerimiz geldi. Şimdi hazırdan yiyeceğiz. Ama bizim burada yine yıl 12 ay işimiz var. Burada 2 ay sonra fasulye dikeriz. Fasulye geliştiririz. Onun arkasından domates ile yine zepsecilikli yaparız yine. Bir şeyler yaparız yani. Peki yaptıklarınızı nasıl satıyorsunuz? Nasıl pazarlıyorsunuz abi? Burada kendi yerimizi, kendi köyümüzden hacilerimiz var. Ayağımız dalıla. Geliyorlar alıyorlar. Geliyorlar alıyorlar. Pazarlamada sorun yaşamıyoruz. Nadir abimin yanındayız şimdi. Nadir abim nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Çok şükür. Nadir abim bana evet. Bu köyü anlatır mısın? Nasıl bu bir yer? Bu köyümüz buraya... 1970'te başladı emme. Yukarıdaydık biz. 10 kilometre yukarıdaydık. 10 kilometre yukarıda bir afat oldu. Bir iki ev sel aldı. Sel aldıktan sonra bu köye buraya devlet tarafından indirildi yani 70'te. 1970'te. 70'ten başta, beri buradasınız. Buradayız 70'ten beri. Daha önce biraz daha yüksekte miydiniz abi? Yüksekte değil. Yukarıda derenin içindeydik. 10 kilometre daha yukarıda. Bizden yukarıda köy çok. 5-6 tane köy var. Orada yaşadınız. Yaşadık. Çocukluğumuz orada geçti. Orada bizim. Geçti. Evet. Neler yapıyordunuz abi o zamanlar? O zamanlarda eskiden hayvancılık vardı. Oralarda odunculuk, hayvancılık. Başka bir şey yoktu. Kömürcülük vardı. Vardı. Evet. 70'ten beri artık buradasınız. Evet buradayız. Peki neler yapıyorsunuz? 70'ten beri işte çiftçiliğine uğraşıyoruz. Bunlarda yeri olan, arazisi olan çiftçiliğine. Arazisi olmayan Sarayköy fabrikaya gidiyorlar. Fabrikada çalışıyorlar. Gençlerin çoğu buraya... Yeni fabrikalar açıldı. Oraya gidiyorlar. Evet. İşte bu şekilde uğraşıyoruz yani. Burada zeytin, incir var abi. Var, zeytin var, incir var. Nasıl kalitesi? İyi, birinci sınıf incir buralarda çıkar zaten. Evet. Zaten Buharkent yeşil incirin en erken çıktığı bizim, yer. Bizim bu havale süper incir yapar. Evet. Siz gurutmuyorsunuz genelde yok, abi. Yok, genelde yaş satılıyor bizim burada. Yaş. Evet. Evet, hep böyle biliyoruz biz. Aydın'ın zaten inciri meşhur. Evet. Ama biliyoruz ki Buharkent'te ilk incirin çıktığı yer. Bizim bu tarlalarda ne eksen olur yani. Ya zeps eksen de olur, incir, zeytin hepsi olur yani. Topraklar verimli. Verimli. İnsanlarımız nasıl abi? İnsanlarımız iyidir. İnsanlar birbirine çok yakındır yani. İki köy biz birleşip duruyor yani bura. Hiç ayrım gayrım olmaz yani. Evet. Herkes yani cenazesinde, mevlidinde, hayırında hepsi gider yani. Evet. Enver abimin yanına geldik. Enver abim misafir olarak bugün buraya gelmiş. Biz gibi Aydın'dan buraya kadar gelmiş. Değil mi Enver abim? Evet. Enver abim sebebi ziyaretiniz nedir? Ya ben Genceli'den, yan köyden. Hafta sonları bazen ziyarete geliyorum. Orada ailem orada. Nerede? Ama böyle görmeye geliyorsun. Görmeye ziyarete. Bahçemiz de var, ona bakıma geliyorum. Abi peki nasıl bir yer burası dışarıdan bakan biri olarak? Bu memleketin en başta gelen özelliği çalışkandır insanlar. Çiftçilikle uğraşıyorlar. Başka da bir şey yok zaten. İncir, zeytin genel.
Hı hı. Ama çok çalışkan insanlardır. Evet. Onu. Normalde senin memleket farklı, başka bir iş mi yapıyor sen? Farklı değil işte. Ya bitişik köy, yan köy. Yan köy zaten. Gelenekler, kültürler benziyordur. Ben kamu kurumunda memurum. Memursun. Var mı çiftçilik boş zamanlarda yaptığın? Emeklilikte düşünüyoruz bakalım. Emekli olunca. Evet. Yine de buna rağmen hafta sonları bahçem var dedin. Bir şey ekiyorsun, biçiyorsun mu abi? İncirimiz var. Az bir şey. İncir var. Hı. Peki bu doğal hayat, işte bu köy hayatı nasıl abi? Çok güzel. Değil mi? Çok güzel. Ben emeklilikte gelip buraya yerleşeceğim nasip olsa. Hı hı. Herkesin hayali var ya öyle abi. Emekli olunca böyle bir köyde yaşayayım, topraktan uğraşayım. Temiz hava, temiz hava, oksijen. Evet. Evet. Temiz İnsanlar su. Çalışkan. İnsanlar çalışkan. Bir de birlik beraberlik vardır. Köylerimiz toplum öyle. Toplum birbirini tanır herkes. Huzurlu emekliler için yani. Şehirlerde hayatı beğenmiyorum. Değil mi? Vardır abi, sen şimdi eğer memursan öyle büyük şehirlerde yaşamışsındır. Çok yaşadım. 12 yaşından bu yana hep dışarıdayız. Dışarıdasın. Ne fark var abi? Toplumda köylerde kaynaşma var ama dışarıda yok. Kimse kimseyi tanımaz. Kimse kimsenin kapısını çalmaz. Yani bir evde başın dara düşse kimse ilgilenmez yani. Öyle. Evet. Ben şehir hayatını beğenmiyorum. Evet. Sıkılıyorum yani daha doğrusu. Abi zaten özellikle apartman hayatı. Değil mi? Son zamanlarda görüyoruz abi zaten şehirden insanlar. Eskiden köylerden şehirlere göçüyorlardı. Şimdi ters olacak. Tersi. Bir sürü insan geliyor, var, yerleşiyor. Var, bizim köyümüze dışarıdan gelen aileler var. İzmir'den gelen var, Denizli'den, sağdan soldan gelip yerleşiyorlar. Bundan sonra emekliler de herhalde muhtemelen köylerine dönerler. Evet. Ben sizi çok seyrediyorum televizyonlarda. Benim gittiğim köylerde ben köy dolaşıyorum hep. Nereleri beğendin abi? Her taraf güzel. Böyle en çok aklında kalan bizim gittiğimiz yerlerden? Vallahi köylerimizin hepsi güzel genelde de ama çok daha köylerimiz var bizim. Mahrumiyet yerler var. Evet evet. Ama insanlarımız genelde çalışıyor. Hem çalışıyor hem çok köylerimiz sıcak kanlılar. Köylerimiz temiz ama şehirlerde hayat evet, evet. Yavaş değil. Şehirlerde yaşanacak gibi değil galiba. Evet. Doğru. Osman abim Gencerli köyünden ama zaten Gencerli ile Feslek çok yakın. O da her fırsatta geliyor burada, dostlarıyla oturuyor, çayını kahvesini içiyor. Osman abim nasıl bir yer burası? Bu çok güzel bir şey. Çok çalışkan. İnciri, zeytini bol burası. Evet, topraklarımız verimli. Topraklarım verimli. Evet. Çok. Peki abi köy hayatı nasıl? Köy hayatı iyi. İyi. Sen hep köyde mi yaşıyorsun? Ben köyde 26 sene esnaflık yaptım. Kahvecek yaptım yere. Şimdi emekli oldum. Geziyorum. Evet. Tarla var, bahçeler var. Evet. Geziyoruz. Abi bakıyorum şehre de çok yakın burası zaten. Çok yakın. Hemen yolun üzerinde. Yolun üzerinde. Ama o köy hayatını devam ettiriyor mu? Ettiriyor. Değil mi? Çok hani eski günleri arıyorum. Evet. Eskiden nasıldı abi sence? Eskiden yani iyiydi. Çok iyiydi. Zamanla değişti mi mesela değişti, köyler? Değişti, değişti. Çok değişti. Evet. Doğru. Bir de meşhur TikTokçuyu buldum. Allah! TikTokçu Kasabali. Doğru mu abi? Seni tanıyorum. TikTok'ta evet. Çok iyiymişsin. Yok canım, uzak değilim. Abi sen TikTokçu musun? Duydum ben ya. Ya. He? Ben sadece telefon bakıyorum. Hayır, TikTok'ta varsın. Ben seni gördüm videolarına. Yok yok, uzak değilim. Öl diyorlar ya. Ya uzak değil. Ben gördüm seni TikTok'ta. Ya vardır canım, bir şey kaydımız. Ne yapıyorsun TikTok'ta? Yo, oturuyorum. Bak, zaman geçiyor. TikTok'a bakıyorsun. Değerlendiriyor. Zaman değerlendiriyor. Değerlendiriyorsun. Ya, eğlenceli bak, mi? Iyiydi. Eğlenceli. Görüyoruz, görmüyoruz. Seni Kasabali diyorlar ya. He? Kasabali diyorlar. Kasaplık yapayım da çıktı ondan. Ondan. Tekercilik de var. Var var. Nasıl geçiyor zamanın hemen, böyle? Hemen görüp dursun teker herhalde. Ben hepsini biliyorum ya. Sen meşhursun TikTok'ta. Allah Allah. Değil mi? Yok canım, o da değil. He? Vakit mi geçiriyoruz ya? Vakit geçiriyorsunuz. Evet. Seviyorsun böyle TikTok. Evet, kendim zamanını değerlendiriyor. O zaman sen eğlenceli birisin, neşeli birisin herhalde. Öyle bek, fazla yerimdir ama normal yine. Normal. Normal. Sen bu köydensin. Evet. Beni anlatsana bu köyün aslı bakayım. Vallahi bizim köyümüz çok güzel. Mis gibi, hava. Havası güzel, seyteri güzel, inciri güzel, bezelyesi güzel, fasulyesi güzel, her şeysi güzel bizim buramız. İnsanlarımız da güzel. İnsanlarımız zaten güzel. Değil mi? Tabii buraya gelen gitmez. Nasıl geçiyor zamanın burada? Vallahi işlerle, araziyle uğraşıyoruz. Geliyoruz, dükkan açıyoruz. Bakıp geçiriyoruz. Başka evet. Bir şey yok. Ama bakıyorum siz ben... nasılsınız? İyisiniz değil mi? İyiyim çok şükür. Sen beni tanıyor mu? Ben seni tanıyorum. Ben seni tanıyorum. Nereden tanıyorsun sen? Instagram'dan mı? Instagram'dan. Hepsini biliyor. Bütün sosyal medyalara hakim ya benim abim. Bütün sosyal medya... Eskiden yoktun değil mi bu sosyal medyalı abiler? Vallahi bizim daha yaşım ufak benim. Senin yaşın ufak? Ufak tabii canım. Daha bir... Kaçsın?
Daha 50 58 yaşındayız daha ya. Genciz daha. Olsun daha abi. Genciz tabii canım. Kaç yıl yaşayacağız olsana abi? Daha kaç yıl yaşayacağız? Ya, niyetim 250-300 var ya bilmiyorum. 250-300 yıl yaşayacağım. İstek bu. He niyetim o. Yaşamayı seviyorsun. Tabii canım vallahi. Değil mi? Herkes seviyor yaşamayı. Evet bak ne güzel hayat dolusun ya. Normal. He? Normal. 250-300 sıkılmaz mısın o kadar zaman? Yok canım olsun var. Şimdi gelen nesile ne anlatacaksın mesela sen sunuculuk yapıyorsun. He. Şimdi ben dedim falan zaman 100 sene sonra 200 sene sonra mesela sunucu bir abla vardı. Hı hı. Ben sunuculuk yaptım mesela ben televizyonu çıkardı diyeceğim mesela. Sen beni gömeceksin yani. Ben varım ya. Senden önce ben gideceğim. Sen şimdi 250-300 deyince kadar ben yokum ben gitmişim. Beni torunları anlatacak gari. Tabii. Değil mi abi? Tabii. Vallahi abim ne güzel ya. Neşen bol olsun böyle ya. Allah herkesin neşesini dağıtır. Değil mi? Hayat başka türlü çekilmez. Çekilmez abi bu. He? Abi bu çekilmez. Bu havadan sudan mı geliyor bu neşe? Vallahi moralle bezgemiz bozuk da uğraşacaksın yani çaresi yok. Çaresi yok. Çaresi yok. Mücadele. Mücadele çaresi yok. Doğru söylüyor. Moralini düzeltmeye çalışıyorsun devamlı. Evet. Tabii. Nasıl? Ne yapmamız vallahi lazım? Vallahi şimdi akşam olduğumu daha güzel oluyorum ben. Akşamları daha güzel. Tüm derdimi unutuyorum. Tabii oluyorum. Gidip yatıp kalkmadan kalkıyorum. İşim gidiyor. Akşamları şey yapıyorsun. Öyle bir o efkar dağıtıyorsun. Tabii. Başka türlü? Olmuyor. Ötekiyle olmuyor. Olmuyor. Akşam bir efkar dağıtacak değil mi abi? Kafayla çekilmez. Tabii ötekiyle kafa çekilmez. Çekilmez. Tabii canım bunlara bakayım geçer ya. Bunlara bak. Bunlara bak. Onlar hepsi senin... başın bela. Seviyorlar seni ya. Yok canım sen de. He? Yok uzağa değil. İnsanların kanına. Bak gari ne diyorlar seni görüyor musun? Seni çok seviyorlar ama köyde. Olsun olsun. He? Yengem var mı yengem? Var Allah şükür. Allah başlasın. Yengem ne yapıyor nasıl? İyi. Sabahla çalıştık geldik geçik. Ziyaretimi budadık geldik. Budadınız. Budadık. Yengemi de seviyorum sen. Seviyorum. Tabii çoluk çocuk var tabii. Kaç tane çocuk var? Allah başlasın iki tane. İki tane. Hı-hı. Oh ne güzel valla. Yengem de o zaman kız Ankara'da. Ne yapıyor? Öğretmen. Öğretmen. Evet. Çocukları okuttun. Tabii oğlan İsviçre'de. Yani yurt dışında. Yurt dışında. Ne güzel abi. Biz ikimiz buradayız. Yengemle beraber. Evet bakalım. Tamam. Bizim iş bitti. Bitti. 250-300 yıl daha devam böyle. Teşekkür ederim. Sağ olasın abi. Vallahi inşallah Allah uzun ömür versin. Hadi gel bir es alalım İsviçre'ye selam gönderelim. İsviçre'ye, Ankara'ya her yere selam gönderelim. Sağ ol. Ha? Ne yapalım? İşte ne fal bakıyorsun? Kendi bu ne bu? Fal mı bu? Vallahi pek anlamıyoruz ama bakmaya çalışıyoruz ya. Ne bu abi? Fal gibi bir şey işte. Fal gibi. Ne? Aynen. Soru mu soruyorum? Ne oluyor? Yok hiçbir şey sormuyor. Vakit geçirmek için yani. Benim de falımı bakıverim hadi. Bakalım. Ha? Sıkıntı yok. Volkan abi. Dur abim falımı bakacak benim. Nasıl bakılacak bu? Dur bak burada köyde her şey mevcut. Evet. TikTokçu abim var, falcı abim aynen, var. Daha evet. Ne olsun Volkan abi? Hepsi var. Hepsi. Şimdi hepsi ben mevcut. Sorumu soracağım. Sor. Kendi içimden sorayım değil mi? Tabii ki. Ay Volkan abi ne sorsam? He? Sen aklından geçirdin bir şey. Önce ben mi garıyorum? Sıkıntı yok. İstersen garı, istersen sen aç. Dur bakayım bir. Sen yap. Ben bilmiyorum yapmasını. Bilmiyor mu? He. Biliyorum biraz çok yani. Bilmiyorum abi. Ciddi söylüyorum. Vallahi bilmiyorum. Normal bakalım o zaman. Normal bak tamam. Tamam. Ne sorayım ben Volkan abi? Soru mu soruluyor? Ne yapılıyor? İstediğini sorabilirsin ya. Bak tamam. Soruyorum şu anda. Kalp çıktı böyle. Abi kalp çıktı. Nasıl yapılıyor bunlar anlayamadım. Papaz da çıktı abi. Papaz sensin. Benim hayatımda papaz sensin şu anda Volkan abi. Şu an yavaş yavaş ortaya doğru geliyor. Senin kısmetle açılacak herhalde. Ha? Volkan abi. Senin kısmetle açılacak gibi ya. Öyle mi görüyor? Açık, evet. Bizimki çıkmıyor bak seninki çıkacak. Diyen. Açılmadı. Açılmadı. Ne oldu abi? Senin bahtın kapalı. Senin hiç olmayacak. Ha? Bizim karşımızda sizin çekim yaptığınız yerde bir hoca var. Suriyeli. Seni bir okuyuversin. Kapalı mı benim bahtım? Evet. Mustafa amcamın yanına geldik şimdi. Mustafa amcam, nasılsın? İyilik. Hastaneye gittik geldik bir öberen arı iyiyim. Ya kaç yaşındasın? 79 bitti. 79 bitti. Nasıl geçti ömrün? Öyle böyle geçti işte ne edelim. Ne yaptın gençliğinde? Gençliğim ne yapacağız? Koyun güttük. Dağlardaydın. Dağlarda koyun güttük. Çiftçilik. İşte öyle. Neler ürettin? Hiçbir şey üretmedik. Böyle geldik, böyle geçtik. İncir, zeytin bir şey üretmedin mi? Ben dikmedim de kaldı açık. Bu budanandan kaldı açık. Şimdi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun hindi? Beren ağrı onlardan uğraşıyoruz işte. Arif amcamın yanına geldik şimdi. Arif amcam nasılsın? Allah'a şükür iyiyiz amcam. Ne var ne yok? İyilik, sizler sormalı. Çok şükür iyiyim ben de. Bu köy nasıl bir köy, beni anlatır mısın?
O köy gibi güzel köy bulunmaz. Hı hı. Nereye gitsen illa buraya gelirsin yani. Ne lava abi köyde? İncir, zeytin, hı hı, sebze var yani hepsinde. Nasıl geçiyor zamanınız? Valla biz emekliyiz işte, hı hı, ufak tefek iş yapıyoruz işte. Malı maşat var, koyunlar var. Hayvanlar da var. Hı hı. Peki gençliğin neler yaptın abi? Gençliğinde çıraklık gittik, Denizli'ye gittik, oğla çalıştık. Ondan sonra buraya döndük memlekete. Evet. Peki böyle geçmişten bugüne neler değişti? Valla eskiden yok, her şey vıttı yani. Şimdi her şey bol, burada güzellik. En kalabalık köy burası var. Evet, kalabalık köy, kalabalık evet, belli. Yani şu varken köyler için en kalabalık burası var. Yani. Evet. Senin yaş kaç? 64. 64 yaşındasın. Ama sağlığın sıhhatin yerinde. Allah'ım şükür. Allah'a şükür. Hala çalışmaya devam ediyor musun? Tabii. Ne yapıyorsun şimdi? Zeytin topluyoruz, bakımlarını yapıyoruz, çiftlerini sürüyoruz. Yani Ege'nin en iyi köy yeri burası, Aydın yani. Hı-hı. Bizim için ablalarım toplanmışlar. Bizi pek güzel gözleme açıyorlar, yapıyorlar. Ben de şimdi Cennet yengemin yanına geldim. Cennet yengem nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? İyiyim, ben buraya geldim. Nasıl iyi olmayayım sizleri görüp de. Değil mi Cennet yengem? Evet, evet. Ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor zamanınız? Zamanımız şu anda yemekle uğraşıyoruz. Tarla bahçe işi bitti. Tarla bahçe işi bitti. Evet. Bio incirle uğraştınız, bio zeytinle uğraştınız. Evet, evet. Hindigay biz geleceğiz diye toplanıvermişsiniz. Evet, evet. Bizim gözlemelerimiz zaten, bizim bölgemizin gözlemesi pek meşhur. Evet. Değil mi Cennet yengem? Evet. Otumuz çok özel. Evet, ısırgan otumuz. Ne koyuyorsunuz içine? Isırgan, pırasa, keş. Keş koyuyoruz. Biz keş deriz buralarda ama Çin yanlarında çökelek diyorlar. Değil mi? Evet. İçini koyu veriyoruz. Pul biber, zeytinyağı. Allah! Zeytinyağı zaten kendi zeytinyağımız. Saçta da yağlıyoruz. Üzerine de bir yağ döktük mü? Evet. Daha ne olsun afiyet değil mi Cennet olsun. Yengem? Evet, afiyet olsun bize. Üstüne afiyet olsun. Ama bakıyorum ben Cennet yengem, böyle dönemlerde hepiniz birleşiveriyorsunuz. Evet, evet. Biz böyle komşularla ediyoruz. Berabersiniz. Evet, ne komşularla güzel ediyoruz. İMC usulünün en güzel örneği. Evet. Yalnız olmuyor zaten. En az 3 kişi olacaksın. Değil mi? Bu işte öyle olacak mecbur. Evet, evet. Emrinize sağlık. Birazdan açacağım Cennet yengem. Zayda ablamla beraberiz şimdi. Zayda ablam. Nasılsın bakayım? Canım, iyiyim canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Köyde hep berabersiniz. Evet. Havamız çok beraber. Güzel. Evet, aynen. Suyumuz güzel. Hepsi güzel. Nasıl bir köy burası? Bana anlatır mısın? Birlik, beraberlik. Hı hı. Herkes hayır edecek oldu mu toplanıyorlar. Birliğimiz var yani. Düğün oldu mu da böyle buluşveriyorsunuz? Hepsi düğün, hayır, her şeyde, cenazelerimizde. Hı hı. Hepimiz birlik beraberiz. Ne kadar önemli bunlar? Çok önemli. Birlik beraberlik çok önemli bir şey. Evet. Şimdi de zaten hepiniz beraber toplanmışsınız böyle bizim için. Evet. Hazırlık yapıyorsunuz. Sen geleceğin de dört gözüne bekledik Duygucuğum. Anam sağ olasın. Şimdi ben de o zaman sizin için. Büyü açayım mı şunu? Açayım gari. Hadi bakayım. Volkan abi hazır mısın? Bu şimdi hangisi olacak onu göre açayım ben. Katmerlik mi olacak? Tamam. Katmerlik olacağı için onu göre açacağım Volkan abi. Otlu mu yapayım, normal katmer mi? Katmerlik mi bu? Bunu kare mi yapacağım? Gördüğünüz gibi her zaman gibi elimde oklavam. Zeyda ablamla beraber şimdi açıyoruz. Evet Zeyda abla. Bir şey, hamurda bir şey var ama olsun. Biraz un atıyoruz. Yeniden mi yapalım? Nerede hata oldu Zayda ablam? Bu sefer benim hiç hatam yok. Hayır senin yok. Hamurda bir problem vardı. Evet. İyice bir yuvarlayalım. Zor açılır şimdi. Zor mu açılır? Zorla. Hiç. Zor bizim için. Biraz zaman alır. Hiç merak etme. Hazır mısın? Allah Allah. Bu neden böyle ya? Bu hiç ben böyle
Bu neden bu? Ben şimdi kadar bir sürü açtım. Yeni oldun. Yeni oldun. Neyse olsun, yaparız yaparız. Heh. Yapıyorum yapıyorum. Heh. Bir una dersin, bir öyle dersin. Oluğu bu. Ben şimdi gerisini hallederim, sen hiç merak etme. Şöyle gördüğünüz gibi bölgemizin mis gibi otları. Ablamlar kendileri topluyorlar, kendileri yetiştiriyorlar. Bu bölgede, bu topraklarda yetişmeyen yok. O kadar verimli topraklarımız. Değil mi abla? Aynen. Şimdi kapatıverem ben seni öyle. Kapatıver yani. Yüksel Deyzem. Efendim Deyzem. Nasılsın bakın? İyiyim Deyzem. Toplanıverdiniz, gözlem yapıyorsunuz beraber. Evet. Şimdi iş bölümü var. Biri açıyor, biri yağlıyor, biri pişiriyor. Aynen. Tamam. Senin görevin hangisi? Benim görevim yağlama. Yağlayalım. Evet. Seni bu kapat. Bak 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 zeytinyağı. Ana ne oldu nazar? Hemen nazar bir nazar oldu. Değdi gördünüz mü? Evet. Nazar değdi. Bu zeytinyağı bizim kendi zeytinyağımız. Evet. Bu fesleğin zeytini, zeytinyağı nasıl Yüksel Deyzem? İyidir. He? Sen de uğraşıyor musun o işler? Biz çocuk bakıyoruz. Zeytinle şeyine işimiz yok, çocuğuna. Ama gençliğinde? Gençliğimizi yaptık canım. İncir de yaptın, evet. Zeytin de yaptın. Aynen. Aynen. Evet. Az önce ben açtım, nasıl buldun benim açışımı? Güzeldi. Hı? Güzeldi. Güzel. Gerçek söyle. Gerçekten güzeldi. Volkan abi gerçekten başarılıydım değil mi? Evet. Katmerimiz de hazır. Aynen. Oh kocası şimdi saca. Kocası. Ablalarımın emek emek yaptığı gözlemeler saçta pişiyor şu anda. Görüyorsunuz Meryem ablam da bir yandan yağlıyor. Nasıl kabarıyor. Odun ateşinde. Evet. Değil mi Meryem ablam? Evet. Bunun özelliği odun ateşinde mi pişmesi? Tabii odun ateşin daha güzel olur. Saçta olacak. Evet, elektrikte her şey de oluyor ama o kadar güzel olmuyor. Ya bazen bakıyorum ben evlerde tavalarda bile ediyorlar ama. Ne ediyorlar? Balkondaki durandan, nazilde her şeyde durandan yapıyorlar. Yapıyorlar ama saçta odun ateşinde başka. Tabii bunun yeri başka. Şimdi sen bir yandan yağlıyorsun. Nasıl kabardı ya. Güzel oldu. Baksana. He, benim biz seni zaten çok seviyoruz Duygu Hanım. Sağ sürekli olasın takip ablam. Ediyoruz. Ben de sizi çok seviyorum. Ben de sizi vallahi. Seviyorum. Burası nasıl bir köy ablacığım? Çok güzel. Seviyorsunuz. Ya köyümüzün her şeyi var. Ya zeytini, inciri, yani ne bileyim her şeyimiz var bizim. Evin önüne dikiyorsunuz zeytini, şeyi, zepsenya. Biz her şeyimizi dikeriz yazın. Kendiniz üretiyorsunuz. Herkes burada, herkes kendi üretiyor. Yani pazardan dalan vardı da herkes dikiyor. Bir ben değil yani. Biz şehir sevmiyoruz. Değil mi? Ben zaten, şehirde olsam zaten yaşayamam. Zaten şimdikileri de görüyoruz. Şehirlerden köylere geleceğim diye uğraşıyorlar. Herkes buralardan yer alacağım diye uğraşıyor. Ya seni buraya evlendirelim. Merkez diyor ya evlenmedin mi evlenmedin mi? Evlenmedin mi diyorlar baksana. Hala daha aynı soru. Volkan abi. Seni buralardan birini ayarlayalım. Öyle her köyde aynı vaatte bulunuyorlar. Tamam hem Nazilli'ye gidersin hem buraya gelirsin. Yakın ne olacak hem, bu? Ama işte gençliğe kalmadı benim yaşım geçti ya. Ama geçen ben. Oğlan iş güveliğini alıverirsin. Öyle mi yaparım? Saçta bak. Oy. Bak şunu bak. Mis gibi. Bir yutlar kızaracak. Neden su döküyoruz ablam? O yumuşak tutuyor böyle sert olmuyor. Sert olmasın sen diye. Sen çevir şimdi. Bakalım. Hop. Tamam. Bir daha çevireyim mi? Aha. Bir yut daha çeviriyorum. Volkan abi. Çaylan. Çaylan bu. Çok güzel olur. Mesure ablam da bazlamaları pişiriyor. Ablam. Kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bazlama ekmeğimiz. Evet. Arasını tereyağını koydun mu? Evet. Çok sıcaklığıyla. Çok güzel olur evet. Yiyeceğiz. İlla yiyeceğiz biz. Aynen. Boğazımızı düşkünüz. Evet evet. Değil mi? Evet. Ablalarım durmuyorlar. Onlar yetişemiyorum. Bir yerden bazlama, bir yerden katma, bir yerden gözleme. Bir baktım Şengül ablam da mısır ekmeği edip duru. Değil mi? Aynen. Bu mısır ekmeğin özelliği ne? Biz çok severiz bunu. Eskiden devamlı bu meşhurdu zaten. Mısır ekmeği dediğim evet. Mısır unuyla yapılıyor. Evet. Ondan sonra farkı ne abla? Farkı değil. Evvel bu meşhurdu. Eskiden bu meşhurdu. Kek gibi oluyor herhalde. Buyur. Kek gibi oluyor kek diyor. Kek gibi olmuyor. İncecik ediyoruz biz buna. Her İncecik şeyine, kek yağlı, gibi değil. Yağlı yoğurduna yiyin. Çok güzel olur. Hangisini yiyeceğiz biz bugün? Hangilerini yiyeceğiz bunları? Hepsinden beraber nişkatası. Yiyeceğiz biraz. Yiyeceğim mısır ekmeği. Süt ufalı meycinden. Süt ufalı mı? Evet. Candan hem mi? Rüzgar götürecek. Cansız mıyım? Cansızsın ya. Vallahi cansızım Volkan abi. Bak Şengül teyzem ye gari de diyor. Biraz candan diyor. Rüzgarlı gidersin bana. Zayıfım deme bayağı. Aynen. O kadar diyoruz. Ben neden zayıfım? Benim yiyeceğim bu yiyor. Yedirmem.
Yiyor ben neredem? Demecek. Yani gar yapacak bir şey yok. Şimdi biraz elini vuracak, ağzından kapacak. Evet, hepsinden yiyeceğiz. Hadi bakalım şimdi bunu. Mısır unu mu geldi? Nasıl edeceksin? Önce mısır unu mu dökülüyor? Evet. Bak bak. Ay. Bunu şey derler, çözümeyen kaynanasıyla anlaşamaz derler bizde. Değil mi? Kaynanı yok. Kaynanı bilen yok. Yok. Mısır unu yaptı. Aysel yengem bu köyün aşçısı, gerçekten yaptığı yemekler bölgede çok beğeniliyor ve birçok insan da tercih ediyor. Düğün yemekleri, sünnet yemekleri, evet. Cemiyet hepsini yapıyorsun. Bugün de bizim için hem bize evini açtı sağ olsun, hem de bize çok güzel yemekler hazırladı. Şu an görüyorsunuz odun ateşinde pişenler. Biri arabaşı, biri darıbaşı. Daraşı. Yok öyle bir şey mi olur ya? Arabaşı, darışı. Bu arabaşı, bu daraşı. Evet. Şimdi bunun özelliği nedir? Önce bir arabaşından bahsedelim. Arabaşının özelliği hamuruyla olur. Hı hı. Ne hamuru bu? Mısır unundan olur. Hı hı. Mısır unundan önce hamuru yapıyorsun. Evet, hamuru yapıyoruz akşamdan. Hı hı. Sabahleyin tavuğumuzu vurduk, hı hı. Kaynattık. Ondan sonra terbiyeledik unla, hı hı. Salça, al biber. Hı hı. Terbiyeledik, çorbamız oldu. Peki bu hamur içini konuyor? Evet, üstünü katıyoruz böyle. Nasıl? Hamurun üzeri... Yok biz böyle bir şey hiç çekmedik daha önce değil mi Volkan abi? Hiç çekmedik ilk defa. Hamurun içeri. Bu hamurla beraber yenir. Hamurla beraber iniyor yani. Allah Allah. Tanamcı var ya böyle. Bu şekil oluyor. Hiç görmedim ben bunu. Böyle hamuruyla yeniyor. Buraya mı özel bu? Aysel yenge? Var, Buharkent'te de var. Buharkent'te var. Evet. Ben çünkü gittiğim başka ilçelerde, köylerde böyle bir şey daha önce görmedim. Var, bu tarafta var. Demek ki size özgü bir şey bu. Evet. Bakalım şimdi tadına bakalım mı? Bakarım şimdi. Hamurdan mı biraz tutacağım? Aha, hamurdan alacaksın çorbasıyla dur beraber. Bakayım. Sıcak yalnız değil mi? Evet. Hamur soğuk da çorba sıcak. Sıcak. Biraz bekletelim. Bayağı sıcak. Ağzım yakmayan bir de. Yakarsam başka şeyler yiyeyim ben. Çorbanın içine ekmek doğramışsın gibi. Değil mi? Evet, onu benzer. Çok güzel. Bir de acılı Volkan abi. Elini kolunu sağlık. Çok afiyet güzel. Afiyet olsun. Daraşının özelliği nedir peki? Bunu koyalım. Daraşı darının yarılmışından, hı hı. oluyor. Darıyı akşamdan yıkayıp ıslanıyor. Hı hı. Sabahleyin koyduk, kaynattık. İçini börülce attık. Hı hı. Ondan sonra sosunu hazırlayıp kattık. Ekşi, tuz, hı hı. salça, al biber aynı. Bu da çorba çeşidi yani. Evet, bu da çorba çeşidi. Yine bize özgü. Evet, bize özgü. Evet. Allah Allah. Bak bu çok güzelmiş. O da güzeldi de bu benim daha çok hoşum gitti. Kestanelerimizdi saçta bakın. Çok güzel pişirildi. Şuraya bak Volkan abi. Bu kış yemediğimiz kestane kalmadı ya. Kaç kilo kestane yedik acaba biz? Ha? Bir tanesini ben şimdi sizin için hemen sevgili izleyenler. Açıyorum. Heh. Şuraya bak, hemen soyuluyor. Gördün mü? Aydın'ımızın meşhur kestanesi. Hiç bak zorlanmadım. Fark ettin mi? Hemen bak çıktı. Oh! Kestaneye bakın güzelliği. Çok güzel kestane. Yedin değil mi sen? Yedim, gördüm. Ay.
Kayser yengem az önce ara başını, dar aşını anlattı. Tadına da baktık. Şimdi de bize böyle muhteşem bir sofra hazırlamış. Kayser yengem, neler var burada? Her şey var. Yok yok. Yok yok. Elinizden geldiğince ekmeğimiz, her şeyi hazırlamışsınız. Kıstırmamız, kestanemiz, hı-hı, cevizimiz, incirimiz, hı-hı, incir pestili. İncir pestili. İncir uyutması. Şu incir uyutması. Evet. İncirden yapılıyor. Evet. Bu incir uyutmasının tarifini bir verebilir misin Aysel yengem? Verelim. 1 litre süt, 8 tane incir, 3 kaşık nişasta, hı-hı, 7 kaşık şeker, 1 kaşık tereyağı. Tereyağı, bakın bizim burada incir uyutması meşhurdur. Zaten bölgemizin incirini anlatmaya gerek yok. Evet. İncir pestilimiz var. İncir pestilimiz. O da inciri iyice eziyorsun herhalde. Ondu taz incirden oluyor. O da nişasta giriyor. Hı hı. Şeker giriyor az bir. Hı hı. Rondodan çekip tepsileri döküyor. Mis ordu gibi kurutup sarıyoruz. Çok güzel. Başka neler var? Kabak turşumuz var. Kabak turşusu. Bak. Volkan abi 7 yıldır köy geziyoruz. Hiç hayatında kabak turşusu gördün mü, duydun mu? Duymadın. Şuraya bakın. Kabak turşusu nasıl bir şey? Kabak turşusu, kabakları... Kabaktan yapıldığını biliyoruz Volkan abi. O zor değil, kabaktan yapılıyor. Küp küp doğruyoruz, kuru biberle, hı-hı, haşlıyoruz. İçini pekmez, ekşi, sarımsak, tuz, tamam. Pekmez konuyor içine. Evet, az Allah'ım bir pekmez konuyor. Hı-hı. Ekşiyle beraber pekmez de konuyor. Bu, o da bu buraya özgü. O da buraya özgü. Hiçbir yerde duymadık çünkü. Başka neler var? Başka bu... Şey, patlıcan dolmamız var. Kuru patlıcan dolması. Bakar mısınız? Çok severim kuru patlıcan dolmasını. Başka? Cennet hurmamız var. Kurutulmuş cennet hurması. Evet. Kestanemiz var. Kestanemiz var. Kabak tatlımız var. Kabak tatlısı ama bildiğimiz kabak tatlılarından değil, sulu. Bizim düğünlerde, hayırlarda olur. Mutlaka bundan. Arasında sanki nohut gibi bir şey görüyorum. Evet, nohut da giriyor. Nohut da giriyor. Vallahi yok yok gerçekten dediğin gibi. Bunların hepsi kendi ürünlerimiz değil mi Aysel yenge? Evet, evet. Kendi yetiştirdiğiniz yani, ürünler. Yani buraya özgü. Evet, buraya hani özgü. Hani dışarıdan ürünler değil. Ben şimdi o zaman biraz tadına bakayım. Buyur. Hangisinden başlayayım? Bir patlıcan dolmasıyla başlıyorum. Evet. Ben. Evet, hazır mısınız? Volkan abi patlıcan dolmasını yemek zorundayım. Evet. Sevgili izleyenler, sizin için yiyorum Aysel yenge. Afiyet olsun. Hmm. Hmm. Hemen turşunun tadına bakayım. Bakın kabak turşusu. Hiç duymadık. Hmm. Acı. Acılı güzel olur. Aysel yengem sen tam beni sevdiğim gibi her şeyi acılı ediyorsun. Az önce biliyorsunuz çocuklar için uygun olacak bir kıstırma yaptım küçük. Hani ben de büyük açabilirdim ama Eymen yiyecek diye daha böyle çocuklarımıza uygun bir kıstırma yaptım gözleme. Yer misin? Ye bakayım. Ye bakayım. Hurdan ye bakayım. Nasıl? Çok güzel. Harika değil mi? Daha önce hiç bu kadar güzel bir kıstırma yedin mi Eymen? Yemedim. İlk defa yiyorsun değil mi bunu? Aynen. Lezzetli mi olmuş? Çok lezzetli. Benim elimin lezzetinden mi ki? Galiba. Babanın biz çok izliyormuş Eymen. Evet. Ne söylersin babaannene buradan? Çok seviyorum, selam söylüyorum. Onu çok seviyorum. Selam. Evet babaannesi, seni çok seviyoruz. Canım teyzem. Kendine iyi bak. İsmail abim zeytinyağı sabunları yapıyor. İsmail abim, şunun bakın kokusu. Değil mi? Aynen. Doğallığı. Nasıl yapıyorsun İsmail abim bunu? Bu zeytinyağlı sabun, bit, pire, kepek, ne varsa başınızı döker indirir. Hı-hı. Bu şampuanın 10 kat fazlasıdır. Eskiden zaten hep büyüklerimiz... Eskiden büyüklerimiz devamlı bunu kullanır. Peki nasıl yapılıyor? Bunun yapılış özelliği 1 kilo kostik. Hı-hı. 1 kilo kostiğiyle suya eridiyoruz, hı-hı, leğende. Su eridikten sonra, kostik eridikten sonra... Yağı katıyoruz. 5 kilo yağ katıyoruz. 5 kilo yağ, 5 kilo su, 1 kilo kostik. Hı hı. Akşamdan harmanlıyoruz leğende. O sabaha kadar donuyor, hı hı, soğukta. Bu sıcaklı olmaz. Hı. Bu soğuk da olacak. Ondan sonra ertesi gün büyük bidon var, varil. Hı hı. Biz onu tekrar harmanladığımız oraya katıyoruz. Orada karıştırırken bu dönüyor. Hı hı. Bu döndükten sonra alıyoruz oradan. Bunun şeysi var. Kasası var ayrı. Hı hı. Oraya döküyoruz. Ondan sonra kuruduktan sonra bunu kesiyoruz yani. Bir gün kalacak bu.
Bekleyecek. Bir gün beklemek bu kuruyor. Ondan sonra kesiyoruz. Bu şekil alıyor yani. Zeytinyağı sabunu. Zeytinyağı sabunu yani alıyor yani. Yani sevgili izleyenler biliyorsunuz bizim bölgemiz zeytinyağıyla meşhur zeytinyağı yapmadığımız, zeytinyağına aynen. yapmadığımız hiçbir şey yok. Aynen. Zeytinyağının tatlısını yapıyoruz. Zaten bütün yemeklerimiz zeytinyağlı. Aynen. Sabunumuzu aynen. zeytinyağlı aynen. yapıyoruz. Ama gerçekten birçok uzman da bunu tavsiye ediyor zeytinyağı sabunundan. Tabii bunu kimileri mesela harmanlıyor, sudu kaynatmıyor. Hı hı. Ateşli kaynatmıyor. Bu ateşli kaynatmadı bunun mikrobu kırılmaz. Odunda olacak değil odunda mi abi? Olacak evet. Bunu ateşli kaynayacak mikrobu kırılacak. Hı hı. Dökeceksin kalıplara ertesi gün keseceksin bunu. Evet abim bunun satışı nasıl oluyor? Bunun satışı... Kiloyla mı satıyorsunuz? Kiloyla satıyoruz. Hı hı. Kuruduktan sonra. Şimdi bu şekilde versem... Zarar eder alan kişi. Ne kadar kilosu? Kilosu ben 75 veriyordum. Bu sene 100. 100 lira kilosu. Evet. Çok talep var mı abi? Talep ben zaten fazla yapmıyorum ama 3-5 kası yapıyorum. He. Yani senesine kadar gidiyor isteyene. Arkadaş çevresi, şirket çevresi götürüyor yani. İsmail abim sen şimdi diyorsun ki zeytinyağı sabunu saçlara çok iyi geliyor. Aynen. Değil mi? Hiçbir problem olmuyor. Problem olmaz yani. Senin saçlarının bu güzelliği, bu rengi... Zeytinyağı sabunu. Ben devamlı bunu kullanırım. Zeytinyağı sabun kullanırım yani. Saçların beyazlamıyor bundan mı? Aynen. Saçların dökülmüyor. Kendi saçları mı bundan? Evet. Hiç boya yok. Boya var. Biraz da boya var biraz gibi. Biraz var. O zaman evet. sen bakımına önem veriyorsun. Birazcık yapıyoruz işte bir şeyler kendimiz yani. Baksana Volkan abi. Hemen üstlerini boyamış gördünüz mü? Valla. Olacak o kadar. O kadar canım, olacak. Şey bak bizim Volkan abi saçlarına bak bembeyaz. Boyasın mı o da? Fark etmez. Bembeyaz. Aslında doğal hangisi güzel o gider de. Ama sen de, yine de bir boyatmak istedin. Gene de böyle bir şey yaptık yani. Sen, alıştırdın mı devam istiyor yani. İstiyor. Dip evet, geliyor. Aynen. Değil mi abim? Aynen. Bildim mecbur boyuyorsun. Evet, evet. Evet. Şimdi burası İsmail abimin bahçesi. Ben ağaçlarda çok ilginç bir şey gördüm. Göstermek istiyorum İsmail abi. Bakın sevgili izleyenler gelin. Ağacın orada ne var? Volkan abi. Yumurta. Yumurta. Neden yumurta var İsmail ya, abi? Bu yumurta bizim eski gelenek görenlerimizden, ihtiyarlarımızdan gördüğümüz yani bir bahçeye gözülmesin diye bunu asarladı yani. Biz nazar onlar değmesin nazar diye. Değmesin diye yani. Hı hı. Biz onlardan gördüğümüz şeye, eskilerden gördüklerimize ilave yaptık yani. Yani siz nazar değmesin diye ağaçlarınıza evet. böyle bildiğin yumurta ya, bildiğin gabuk deme bu? Astık yani. Yumurta gabuk bu. Normal gabuk şeklinde gabuk. Asıyorsunuz. Evet. Mustafa amcamla karşılaştık. Mustafa amcam koyunları bildiğin otlatıp dururdun değil mi Mustafa amcam? Tabii tabii. Bir öldürdü seni görsünler bakayım. Görsünler bakayım. Gör bakayım. Bakayım. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Hayvanlarla uğraşıyorum. Onlarla uğraşıyorum. Kurbanlık mı bunlar? Hayır bunlar dişi. Dişi. Dişi bunlar. Nereye gidiyor bunlar? Şuraya bahçeye gidecek. Bahçeye gidecekler. Bahçeye nasıl geçiriyorsun zamanını? İyi tarlada bahçede hayvanla. Uğraşıyorum. Uğraşıyoruz. Nasıl bakıyorsun sen bunlara? Nasıl bakacaksın işte? Evde bakıyorum, tarlada, bahçede bakıyorum. He. Değil işte. Dışarı çıkarıyorum böyle. Çıkarıyoruz. Gezdiriyorum. Gezdiriyoruz. Satacağım mı sonra? Nasip olursa, bakamayacak olursam satacağım tabii. Evet. Seviyor musun onlarla uğraşmayı? Tabii. Sevimsem ben onları getiremem. Değil mi? Tabii. Uğraşmasını seviyorum. Sen bu köydensin. Buradanım buradan. Nasıl bir yer burası Mustafa amca? Çok güzel. Sakin, yaşaması çok güzel bir yer. Hı. Güzel. Mutlu musun burada? Çok. Çok. Huzurlu. Tabii ya, tabii. Değil mi? Anam tabii. Bak seninki beni gelip duruyor. Tabii. Değil mi Mustafa amca? Gelip. Beni suskar mı diyor? Ne diyor? Tanışalım diyor. Nazilli'ye 40, Aydın'a 85 kilometre mesafedeki Gelenbe Mesire alanındayız. Burası Boğarkent'e bağlı. Gerçekten çok güzel bir tesis. Şu an biz kış ayındayız. Kış ayında bile gördüğünüz gibi doğa muhteşem. Ben size şunu söyleyeyim. Eğer buraya yakınsanız mutlaka gelin.
burayı görün derim. Bu tesis Buharkent Belediyesi tarafından yapılmış 2017 yılında, çok uzun zamandır da açık. Hafta içi ve hafta sonu istediğiniz gibi buraya gelip kahvaltınızı yapabiliyorsunuz, yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Yani gerçekten çok huzurlu, doğayla baş başa bir yer. Yakındaysanız mutlaka tavsiye ediyorum. Şu ortamın güzelliğine bakın. Bak. Dert, tasa, hiçbir şey kalmaz burada ya. Yok ödümen vardı, yok şuyum vardı, hiçbir şey. Stres, hiçbir şey yok. Bak Volkan abi, bende zaten yok ama stres. Şu an hiç yok. Yemek de var, tam sene göre. Her şey var yani. Çok güzel, mutlaka tavsiye ediyorum. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'la birlikte 2017 yılında yapılan Gelen Bey Mesire alanındayız. Burası gerçekten çok huzurlu ve çok güzel bir yer. Başkanım, öncelikle yani teşekkür ediyoruz. Çünkü siz Buharkent'e, Aydın'a böyle bir tesis kazandırmışsınız. Evet. Muhteşem bir ortam. Hani siz diyorsunuz Duygu yazın başka güzel diyorsunuz, evet, ama evet, şu an kış ayında olmamıza rağmen zaten Aydın'ın çok sert bir iklimi de olmadığı için çok huzurlu bir ortamı biz de sizin sayenizde görmüş oluyoruz. Gerçekten tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Gerçekten biz de bu tesisten dolayı çok mutluyuz, gururluyuz. Yani böyle bir tesisi Aydın'a, Buharkent'e ve Aydın'a kazandırdığımız, evet, için çok mutluyuz. 2017'de açtık biz burayı. 2016'da başlamıştık. Bayağı bir uzun sürdü tabii. Burası, evet, böyle göründüğü gibi değildi maalesef. Bir dereye yataydı burası. Yürümek bile mümkün değildi. Çalı çırpı, büyük kayalar falan. İş makinelerimiz bizim 6 ay falan burada çalıştı. Dere vardı, dereyi de ıslah yaptırdık DSE'ye. Burayı biz kiraladık Orman Bakanlığı'ndan. 19 dönümlük bir alan burası. Güzel bir tesis yaptık. Aynı zamanda kamelalarımız var. Buharkent Belediyesi olarak biz işletiyoruz burayı. Burası belediye işletmesi. Evet, 850 rakım. Yani yayla burası. Evet. O anlamda kışın da ayrı bir güzel aslında. Evet. Ben hani baharda ve yazın daha güzel olduğunu söylemiştim size. Evet. O zaman kavak ağaçlarımız, işte bizim çınar ağaçlarımız var. Büyük asırlı çınar ağaçlarımız var. Onlar yaprak açıyorlar, yemyeşil oluyor. Evet. Şimdi de farklı bir güzellik var tabii. Kesinlikle. Kar da yağdığı zaman çok daha güzel oluyor burası. Kışın kar yağdığında manzara daha da müthiştir. Evet, çok güzel oluyor. Bu dağlarda, buraya da iniyor kar. Tabii ne var burada? Evet. Yani buraya misafirlerimiz hiçbir şey getirmesine gerek yok. Sabah kahvaltısı burada var. Servis de açıyoruz. Yemekte, mangalda yakarız kendilerine. At çiftliğimiz var. Atlarımız var. Evet, birazdan göreceğiz onu. Evet, biraz sonra göreceğiz inşallah. Gelenler ata da binebiliyorlar o zaman. Evet, ata da binebiliyorlar. İsterlerse kendi yiyeceklerini kendileri getiriyorlar ama hiçbir şey getirmeden de gerek yok. Hepsini buradan tedarik edebilirler. Her ikisinin tercih edenler de oluyor ama genellikle kendileri getiriyorlar, evet, vatandaşlar. Çocuklarıyla, ailesiyle sabah bir geliyorlar, akşam kadar burada hoşça, evet, vakit geçiriyorlar. Yaz, kış, hafta içi, hafta sonu her gün açık burası. Evet, evet. Ama saatler farklı sanırım. Kış döneminde saat, hafta içi saat 18'e kadar. 9'da açıyoruz, 18'e kadar açık burası. Hafta sonu 21'e kadar açık. Yine. Ama yaz döneminde gece 12'ye kadar açık. Açık. Oyun parkı da var çocuklar için. Çocuk oyun parkı var tabii. O çocukların, da çok güzel. Evet, o da ilgi görüyor. Aşağıda bir voleybolla ilgili bir şeyimiz de var. Öyle bir alan da yaptınız. Alan da var. Voleybol da oynuyorlar. Evet. Atlar özellik katıyor buraya. Kamelalar bir özellik katıyor. Güzel, evet, bir özellik katıyor. Ama doğası, havası çok farklı burası. Evet. Aydın'da da ben hep duyuyorum gelen misafirlerimizden. Aydın'da da misafirlerimiz oluyor. Denizli'den, Nazilli'de misafirlerimiz çok oluyor buraya. Böyle bir yerin olmadığını söylüyorlar. Evet. Evet. Böyle bir yer maalesef yok. Ben de şunu söylüyorum. Buharkent Belediyesi Gelen Bey Mesire Alanı Aydın'ın en güzel mesire alanı. Çok fazla gelen oluyor. Yerlerden daha çok herhalde dışarıdan misafirimiz var bizim. Hafta sonları özellikle oturacak yer bulamazsınız. Tesisimiz de güzeldir. Evet, kesinlikle öyle. Çok da güzel. Ahşap bir kır lokantası. Çay kahve de içmek için bekleriz herkesi. İlla ki yani yemek yemek için değil, kahvaltı yapmak için değil ama bir görsünler, çay kahve içsinler burada. Kesinlikle, ben bu havayı bir solusunlar inşallah. Yani Aydın'daysanız, Denizli'deyseniz, neredeyseniz mutlaka şurayı gelin görün. Bir doğayla baş başa kalın. Zaten biliyorum ben, şehirdeki birçok vatandaş artık o şehrin kalabalığından kaçmak için, evet, bu tarz yerler arıyor. Belediyelerin işlettiği böyle tesisler pek yoktur herhalde. Yani belki özelliğin vardır, küçük çaplı restoranlar ama burası restoran değil. Evet. Burası ailecek.
rahat edilebilecek, keyifli vakit geçirilebilecek bir mesir alanı. Zaten bildiğim kadarıyla fiyatlar da gayet çok uygun, makul. Çok uygun. İnsanlar şaşırıyorlar bazen. Evet. Hesabı görünce bu mu, bu kadar mı diye düşünüyorlar. Söylüyorlar. Mesela yani bir biz kahvaltı zaten, örneği versek. Kahvaltı 100 lira burada. Bir kişi 100 liraya. 100 lira. Serpme kahvaltı ama şey zengin bir kahvaltımız var bizim. Her şey var ve bir kişi 100 liraya kahvaltı buraya geliyor. Yapabiliyor. Sabah kahvaltısını çok rahatlıkla yapabiliyor. Tabii bizim buradaki amacımız kar amacı değil. Biz özel işletme değiliz. Kar gütmüyoruz biz. Önceliğimiz kar değil hiçbir zaman. Biz vatandaşlarımız bu imkanlardan faydalansın istiyoruz. Her kesimden vatandaşımız bu imkanlardan faydalansın istiyoruz. O yüzden sosyal düşünüyoruz biz. Evet, kar amacını ilk planda hiçbir zaman koymadık, koymuyoruz zaten. Bizim yüzme havuzu biliyorsunuz orada öyle. Aydın'dan bile yüzmeye geliyorlar. Ne 35 liraydı mesela sabahtan akşama kadar havuzda yüzmek. Tesisten faydalanmak 35 liraydı. Çocuklar için 25 liraydı. Evet. Aydın'dan bile bizim havuzumuza çok gelen olur. Evet. Başkanım biz buradan bahsettik, havuzdan bahsettik ama sizin kırsalda yaptığınız, merkezde yaptığınız çok fazla projeleriniz var. Evet. Biraz onlardan da bahsedelim. Ben köy çocuğuyum. Ben Savcılık köyünde doğdum. 1970 doğumluyum. 2 yaşında babam Buharkent'te ev yapmış, Buharkent'e taşınmış. Ama ben yine dedemin yanında falan çok kaldım. Şunları hatırlıyorum ben. Bizim hala evimizin olduğu yerde bir ev var. Bazen de giderim. O ev sahibinin terasında çay içeriz, kahve içeriz. Dağın eteğindeydi. Tam dağa yanaşmış bir evdeydi. Oradan hemen dağa çıkılırdı. İnekleri vardı dedemin. İneklerimizle inek gütmeye giderdik, hayvan gütmeye giderdik. Hatta oradan mantar zamanında mantar topladı dedem. Evet. Hemen geldik, ocak vardı tabii. Eski kerpiçten evler. Orada mantarı pişirir. Nenem kızardı hatta. Ya çocuğu zehirleyeceksin falan. Yok ben biliyorum derdi. O mantarların ben tadını hala unutamıyorum. Şimdi de korkuyoruz, yiyemiyoruz da. Evet. O mantarlardan. Ama tam ortada bir zeytin ağacımız vardı bahçede. Büyük bir bahçesi vardı evin. Orada salıncağımız vardı. Ben o yılları hatırlıyorum. Belki 5-6 yaşlarında geçmişti o günler. O yaşlarda. Ama köy çocuğuyuz. Köy yaşantısını çok iyi biliyorum. Buharkent'te çok anlamsız, kırsal bir memleket zaten biliyorsunuz köylerle birlikte. Evet. Tabii biz köylünün kırsal alanın sorunlarının hepsini biliyoruz. Evet. Biz sorun da bırakmadık bu anlamda. Sulama önemli bir sorundu bizim Buharkent açısından biliyorsunuz. Aydın'daki tek projeyi biz yaptık. Mesela damlama, sulama sistemi, yeraltı barajı uygulamasını biz yaptık. 28 milyonluk bir bütçe ile yapıldı. Köy yollarında işlek böyle arazi yollarının tamamını neredeyse park taşı döşedik. Hala da döşüyoruz. Biz yerleşik alan içerisinde böyle park taşı sorunu falan bitirdik artık. Çok işlek tarla yollarını, köy yollarını, bağlantı yolları falan onları da devam ediyoruz yol çalışmalarımıza. Bu anlamda kırsalla ilgili hani sulama olsun, yollar olsun ne ihtiyaç varsa arıklar olsun, tüm ihtiyaçlarını giderme anlamında biz çok büyük çabalar harcadık. Ortada. Yapısal hiçbir sorun kalmadı. Yeni bir projemiz var sulama ile ilgili. Yeni bir kuyu kazmıştık biz. O da çok verimli. Saniyede 50 litre su aldığımız bir kuyuya ulaştık biz. Suyu çıkardık. Şimdi onun projesini hazırlıyoruz. İkinci bu yeraltı barajı damlama sulama sistemi projesini hayata geçireceğiz. İnşallah bu şekilde 4000 dönüm yer sulamış olacağız biz. Çok kıymetli. Tabii. Çünkü Buharkent'in tarıma katkısı da çok büyük. Ya endemik ürünlerin yetiştiği bir bölge Aydın biliyorsunuz. Hele Buharkent'te taze incir biliyorsunuz. Evet. Taze incir bizim için markadır. Dolayısıyla biz bu değerimizi daha öteye taşımamız, değil mi? Onun hak ettiği değeri vermemiz lazım. Sulama büyük bir sorun. Bu sorun da inşallah hem cinlerden gelen kapalı devre sulama sistemi bu sene sonunda devre bitmiş olacak tesis. Bizim yaptığımız sulama projeleriyle 7500 dönüm arazi modern sulama sistemine kavuşmuş olacak. Nedir bu arazide yetişenler? İncir ve zeytin. Kesinlikle öyle. Bizim en önemli tarımsal ürünlerimiz. Festek'te gelen bedel, şimdi bulunduğumuz yerde, köyde, Ortakçı'da Meremoğlu bölgesinde, kanal yollarında, Savcıoğlu'da kanal yolunda, Savcıoğlu bağlantı yolu, Meremoğlu'nda tavukhaneler bölgesi vardır, arazilerin bulunduğu bölgede neredeyse. İşte olan tüm arazi yollarını biz park taşı kaplaması yaptık. Gelen bir mesire alanında az önce başkanımızın da söylediği gibi çok güzel bir at çiftliği var, değil mi? Evet. Buraya gelenler at binebiliyor, atları sevebiliyor. Şimdi de abimle beraberiz. Abim de burada seyis. Evet. Sen atlardan sen ilgileniyorsun abi.
Beni ilgileniyor. Biraz anlatır mısın bana? Atlar ne kadar duygusal hayvan. Sen onlarla uğraşıyorsun. Çok iyi ya. He? Şimdi bunlarla uğraştığımız için çok memnunuz. Mutlusun. Mutluyuz. Nasıl peki? O atlarla insanı hissediyor diyorlar ya. Seni hissediyor değil mi? Senin dilinden anlıyor. Sen onun dilinden anlıyorsun. Anlıyoruz Allah'a şükür. Burada atlarım, iki tane var galiba. İki tane var. Buraya gelenler isterse binebiliyor. Binebiliyor. Sen gezdiriyorsun. Kendimiz gezdiriyoruz. Hı hı. Kendiler binecekler oldukları zaman kendilerini veriyoruz. Hı hı. Kendiler dolaşıyorlar. Peki abi senin nereden başladı bu at merakın? Allah önceden beri vardı, çocukluğumuzdan beri. Hı hı. Aynı devam ediyor. Devam ediyor. Dedelerimiz, babalarımızdan kalma yani. Evet vallahi eskiden biliyorsunuz traktörler mi var? Ne arabalar mı var? Hiçbir şey yok. Atlarla gidilip geliniyor. Atlarından gidip geliyorduk. Evet. Pazarımıza. Hı hı. Allah'a şükür şimdi her şeyimiz var. Evet. Yine o merakımız var yani. Var. At merakımız var. Evet benim de at merakım var Volkan abicim. Şimdi o yüzden ata bineceğim. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım. Evet hemen biniyoruz. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bindik. Sevgili izleyenler ata bindik. Yağını sütledik. Abi şunu geçiremedim. Geçireceğim. Ay şunun güzelliğine bakın ya. Gidiyor muyuz? Bunu tutacağım abi. Şimdi durduracağım zaman ne yapıyorum? Durduracağın zaman bunu ikisini beraber asılınca durağı zaten. Nasıl gider abi? Normal. Bıraktın mı gider? Hafif bırakacaksın. Hafif bırakınca gidiyor. Hafif direksiyon bu. Direksiyonu. Tamam. Kendini ayarlayacaksın. Canım benim. Oyo, çok güzel. Bakın.